günün ilerleyen saatlerinde sizleri de sıkmadan hipertiroidi ile ilgili bir oturum yapacağız. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bölümünden Doçent Doktor Cumali Gökçe, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi'den Doçent Doktor Gürhan Sakman ve 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp'tan Özhan Özdoğan tartışmacı olacak. Evet. 43 yaşında kadın, son birkaç aydır zayıflama, çarpıntı, yakınmaları var. 2 gündür çarpıntısı artıyor, hastaneye başvuruyor ve atrial fibrilasyon saptanıyor. Tetkiklerinde hipertiroidiye ait laboratuvar bulguları var. TSH baskıda, serbest T3 ve T4 ve antitiroglobulin yüksek bulunuyor. Tiroid ultrasonografik incelemede tiroid normalden büyük izleniyor. Oftalmopatisi yok. Evet, şimdi biz sırayla önce tabii endokrinoloji bir rakip değil. Nükleer tıp ve cerrahlar birbirine rakip olacaklar. Endokrinolog hastayı ilk karşılayan kişi olarak neler yapacağını anlatacak. Endokrinolojik olarak tedavi yaşayan hastalarda da cerrahi ve nükleer tıp birlikte tartışacaklar. Evet, Cumali Bey, şimdi bu hasta genel tanım. Böyle bir hasta ise geldiğinde tiroidit ile Graves ayrımı nasıl yapılmalı? Radyoaktif yod uptake'i ve traker hastada istenmeli mi? Bir bu. Bir diğeri, bu mevcut bulgular Graves tanı ve tedavi için yeterli mi? Farklı bir tetkike ihtiyaç var. Öncelikle bu hastada geldiği zaman tirotoksikoz açısından TSH ve serbest T4 istenmeli. Ve yine otoimmün tiroidit düşünülüyorsa, hipertiroidizm yapan veya yapmayan, anti-TPO, antitiroglobulin yerine tercih edilmeliydi vakada. Graves hastalığı ve tiroidit ayrımında Graves hastalığının tanısı, eğer her iki bezde büyüme varsa ve orta ileri hipertiroidizm varsa, göz bulguları varsa bu durumda radyoaktif yod uptake istenmemeli. Fakat diagnostik değilse, tanısal değilse radyoaktif yod uptake istenmeli. Özellikle ülkemiz gibi yod eksikliği hala devam eden ülkemizde nodül mevcudiyeti varsa tiroid sintigrafisi istenmeli. Tiroid reseptör antikorları ikilemli olduğu ve radyoaktif yod uptake'in kullanılamadığı durumlarda, örneğin gebelik ve emzirme mevcudiyetinde kullanılabilir. Aynı zamanda fizik muayenenin de bir miktar yerini alan ve fizik muayene kadar belki daha da önemli olan yaygın kullandığımız ultrasonografide, Doppler'de kanlanmada artış varsa bu Graves hastalığı lehinedir tiroiditten farklı olarak. Yine hipertiroidizmin mevcut olduğu durumlarda T3 sentezinde artış olur. Tiroiditlerde T4 artışı varken hipertiroidizm mevcudiyeti olan Graves hastalığında T3 artışı daha da belirgin olabilir. Tirotoksikoz ayrıcı tanısı açısından özellikle faktisyoz ve iatrojenik tirotoksikoz ayrıcı tanısı için tiroglobulin düzeylerine bakılmalı. Tiroglobulin düzeyi tiroiditte destrüksiyona sekonder artış gösterirken faktisyoz olanlarda sentez olmadığı için tiroglobulin düzeylerinin düşük olduğu gözlenmektedir. Evet, yani bu elimizdeki verilerle Graves tanısı koyduk. Böyle Graves'li bir hastada medikal tedavi nasıl başlanmalı? Hangi ilaç seçilmeli? Yani şu durumda bu seçilir diye bir öneriniz olacak mı? Süre öneriniz nedir? Beta blokere ne zaman başlıyorsunuz? Bunun dışında özel durumlar var mı? Birazcık hani noktasal konuşursak zamanı daha iyi kullanırız, evet. Medikal tedavide metimazol son dönemlerde propiltiorasilin önüne geçmiş. Bazı özel durumlarda
propiltiorasil tercih ediliyor. Fakat yan etkiler açısından özellikle fulminan hepatit ve ANCA pozitif vaskülit açısından metimazolün belirgin bir şekilde propiltiorasile üstünlüğü var ve diğer kullanımları özellikle uzun etkisi nedeniyle kullanım kolaylığı nedeniyle üstünlüğü söz konusu. Başlangıç dozu olarak metimazol 5-15 mg bölü gün, günde 1-2 kez, PTU ise 50-150 mg bölü gün, günde 3 kez tercih edilebilir. Evet, ne kadar süreyle devam edilmeli bu ilaçlara ve hangi kriterleri kullanalım bu süre içerisinde? Graves hastalığında 1-1,5 yıl kadar tedavi verilir. Tedavi sonucunda TSH normalse kesilir ve yine tiroid reseptör antikorlarının normale dönmesi kesilmesinin yardımcı olması açısından önemlidir. Remisyon şansı açısından önemlidir. Remisyon yoksa cerrahi veya radyoaktif yod tedavisi verilir. Beta blokör tedavisi ise semptomlu yaşlılara veya yaşlı olmayıp nabzın yüksek olduğu ve ilaveten kardiyovasküler hastalığı olan bireylerde tercih edilir. Özellikle bu beta bloker nabız 90 üzerinde olduğu zaman öneriyorsunuz. Evet, yani bu ilaçlarla yan etkileri ortaya çıktığında başka alternatiflerimiz var mı? Karaciğer fonksiyon bozukluğu varsa veya bu ilaçları kullanamıyorsak farklı tedavi modalitelerimiz ve ilaçlarımız söz konusu ve yine bu ilaçlarla da hipertiroidizmi kontrol altına alamıyorsak birkaç seansla plazmaferezle ötiroidizm sağlandıktan sonra ablatif tedavi, radyoaktif yod tedavisi veya tiroid cerrahisi şeklinde verilebilir. Evet, şimdi en çok gördüğümüz şey hastalar bize geliyor, 5 yıldır propisil kullanıyor. Yani burada bir sınır var mı? Yani medikal tedavide başarısızlık kriteri nedir? Hastayı ne zaman alternatif tedavi yöntemlerine yönlendirmeli? Biz 1-1,5 yılın üzerinde Graves hastalarında antitiroid tedavinin verilmesini tercih etmiyoruz veya ikinci alternatif olarak remisyona girmemiş bireylerde antitiroid tedavinin uzatılmasını çok önermiyoruz. Eğer hasta radyoaktif yod tedavisi veya cerrahi tedaviyi tercih etmiyorsa burada remisyona girebilme kriterleri önemli. Örneğin genç hastalar olması, tiroid volümü olması, antikor düzeylerinin mevcudiyeti remisyonu düşündürebilme olasılığı açısından önemli. Eğer hasta remisyona girmiyorsa, tekrarlama olasılığı varsa ablatif tedavi olarak radyoaktif yod tedavisi ve cerrahi tedavinin verilmesi önerilir. Evet. Şimdi endokrinoloğumuz hastayı aldı, hazırladı. Medikal önlemlerle tedavide başarısızlık durumunda artık sıra iki ayrı yönteme geliyor. Evet, şimdi öncelikle Cumali Bey'e teşekkür ediyoruz. Bu guideline'larla ilgili iki kaynağı tavsiye ediyorum. Evet, Gürhan Bey. Graves hastalığında hangi durumlarda cerrahi indikasyonlar var? Şimdi Graves hastalığı ile ilgili bir prospektif randomize çalışma buldum. Tabii burada medikal sütununu bu işin dışında bırakmak lazım. Ancak relaps riski açısından bakıldığında cerrahinin relapsının radyoaktif iyot relapsına daha üstün olduğu bu çalışmayla kanıtlanmış. Tabii ki ilk seçenek mutlaka medikal tedavi. Görüldüğü gibi radyoaktif iyota üstün. Hepimizin bildiği indikasyonlar var aslında. Medikal tedavide başarısızlık, uyumsuzluk ya da komplikasyon gelişimi, büyük bir tiroid volümü, bası semptomu varlığı, nüks, nodül gelişimi, yandaş bir paratiroid patolojisi dolayısıyla zorunlu bir cerrahi, çocuklar ya da çocuk planlayanlar, hasta tercihi ve orta ya da ileri oftalmopati mevcudiyetinde cerrahi bir endikasyon olarak karşımıza çıkıyor. Çok farklı cerrahi yöntemler denendi aslında. Birçok hastalıkta olduğu gibi artık yavaş yavaş şekilleniyor. Sizin özellikle Graves hastalığında önereceğiniz cerrahi yöntem ne olmalı? Şimdi kanıta dayalı literatür araştırmasında subtotal tiroidektomide
total tireoidektomi ile subtotal tireoidektominin tartışılması sebepleri arasında olan subtotal tireoidektomi için hipotiroidinin söz konusu olduğu, ötiroidinin büyük bir olgu çoğunluğunda sağlanamadığı, üstüne üstlük hipertiroidinin de devam ettiği olguların azımsanmayacak kadar olması dolayısıyla bu çalışmanın sonucunda işte 5 gramın altında veya 4 gramın altında tiroid dokusu bırakılacak şekilde bir cerrahi prosedürün uygulanması öneriliyor. Yine bir başka çalışma. Bu çalışmada da 50 hastayı total, 50 hastayı subtotal, 50 hastayı da dahil olarak değerlendirip yine hipertiroidi rekürrensinin subtotal tiroidektomi yapılan hastalarda mevcudiyeti burada dikkat çekici. Burada özellikle üzerinde durulması gereken şey subtotal tiroidektomi deyince yani bizim aslında klasik günlük uygulamamızda near total olarak söylediğimiz şeyin aslında literatürde subtotal olarak tanımlandığına dikkat çekmek lazım. Yani subtotal öneriliyor ama radikal subtotal 4 mililitrenin altında doku kalması şeklinde tanımlanmış. Gene subtotal tireoidektominin bir çalışıldığı seri var. Retrospektif bir çalışma. %10 hastada hipertiroidinin devam etmesi söz konusu. Ve gene komplikasyonların da azımsanmayacak derecede burada görüldüğü tespit edildi. Gene bir prospektif randomize çalışma, subtotal ve downhill karşılaştırması. Downhill'de yenileme ihtimalinin düşük olması, anlamlı olarak düşük olması ve hipotiroidinde gene subtotal tireoidektomide mevcut olduğu burada da dikkat çekici. Gene bir total subtotal karşılaştırmalı çalışması. Geçici hipokalseminin eşit benzer olduğu ve hipertiroidinin subtotal tireoidektomide gene devam ettiği, dolayısıyla da total tireoidektominin emniyetli ve subtotalden üstün olduğunun bulunduğu bir çalışma. Gene benzer bir çalışma. Öneri total tireoidektomi burada. Düşük komplikasyon oranı ve rekürrensin olmaması gene bizim total tireoidektomiye yönlenmemize sebep oluyor. Sonuçta komplikasyon oranları benziyor. Total tireoidektomide rekürrensin olmaması, subtotal tireoidektomide rekürrensin varlığı, işte subtotal tireoidektomide hipotiroidinin neredeyse %70 civarında görüldüğü seriler ve mikropapiller karsinomunda azımsanmayacak düzeyde %12'ye kadar bir oranda mevcudiyeti gene bizi sonuç olarak total tireoidektomi tercihine zorlamış bulunuyor. Evet, Graves cerrahisinde tabii birçok slide'da da gördük. Komplikasyon yüksek mi? Diğer tiroid cerrahisiyle aralarında önemli bir fark var mı? Şimdi bu çalışma Graves nedeniyle ameliyat edilen hastalarla non-toksik goitrlı hastaların karşılaştırıldığı bir grup ve burada geçici hipokalsemi dışında hiçbir komplikasyonda bir anlamlı fark olmadığını gösteriyor. Dolayısıyla Graves hastalığı içinde tiroidektomi, total tiroidektominin güvenli ve emniyetli olduğunu söyleyebiliriz. Evet, emniyetli cerrahi için hasta hazırlığındaki önerileriniz neler? Şimdi bu konuda iki çalışma var. Hem bizler olması hem güncel olması dolayısıyla Sayın Erbil'e ait. Daha uzun preoperatif dönem medikal tedavinin, ki bunu 12 ay olarak kabul etmişler kör günü, kanama riskini anlamlı derecede azalttığını göstermiş. Bir başka çalışma var gene. Gene ameliyat öncesinde Lugol solüsyonunun kullanılması vasküleriteyi ve dolayısıyla da intraoperatif kan kaybını azalttığına dair kanıtlı yüksek bir çalışma gene. Evet, şimdi en önemli konulardan biri özellikle oftalmopati varlığında cerrahi yöntem seçeneği etkileniyor mu? Bu konudaki düşüncenizi alayım. Oftalmopati varlığında
cerrahi ön planda düşünülen yöntemlerden. Ama hangi yöntemi seçelim konusunda literatürde tartışma var. Burada görülen çalışmada total tiroidektominin oftalmopatide güvenli olduğunu gösterecek. Şimdi bu çalışmada ortalama oftalmik indeksin total tiroidektomide diğer yöntemlere göre anlamlı, istatistiksel olarak anlamlı oranda düştüğü görülmüş. Bunun dışında gene bir sonraki slayta geçebilir miyiz? Gene antikor düzeylerine bakıldığında total tiroidektomide antikor düzeylerinin de diğer yöntemlere göre anlamlı olarak düştüğü tespit edilmiş. Ancak bu çalışmada şöyle bir sonuç da verilmiş. Antikor düzeylerinin düşmesiyle oftalmik indeksin, ortalama oftalmik indeksin azalması arasında anlamlı bir ilişki bulunmamış. Ama total tiroidektominin oftalmopatide etkin bir yöntem olduğu gene tanık düzeyi yüksek olarak verilmiş. Evet, Burhan Bey'e teşekkür ediyoruz. Özen Hocam, radyoaktif iyot endikasyonları neler, nasıl uygulanıyor ve tek doz yeterli oluyor mu? Evet, 2001 yılında yayınlanmış kılavuzumuzda endikasyonları tanımlamıştık. Bu kılavuzu güncelledik, bugünlerde basılacak herhalde. Bir sonraki slayta geçersek, bizim difüz hipertiroidi Graves hastalığında radyoaktif iyot tedavisi birincil olarak yapılabileceğini düşünüyoruz. Ayrıca medikal tedavi sonrası NÜKS hastalarında da cerrahiye alternatif olarak ikinci bir seçenek olarak yine yapılabilir. Ama her halükarda mutlaka hastayla H3 tedavi seçeneğini de tartışmak, H3 tedavi seçeneğinin faydalı ve olası yan etkilerini anlatarak onun kararını da almak gerektiğini inanıyoruz. Evet, cerrahi gibi radyoaktif iyotun da komplikasyonları var. Bunları öğrenmek evet. İstiyoruz. Tek doz yeterli mi sorusu kalmıştı. Genellikle düşük, orta veya yüksek standart doz uygulamaları var veya hesaplama yöntemleri var. Ama düşük dozlarda başarı şansı düşük. Yüksek uygulanan dozlarda %85-90'lara kadar çıkan ilk tedavi sonrası başarı olasılıkları var. Dolayısıyla kimi hastada ikinci çok sebep olarak üçüncü doz ihtiyacı doğuyor. Komplikasyonlar hipertiroidi tedavisinde kullandığımız dozlarda radyasyon maruziyetine bağlı komplikasyon yaşamıyoruz. Bizim için sıkıntılı olan şey oftalmopati. Burada ilk 1992 yılında Tarşitet'in yayınıyla ortaya çıkmıştı. En çok radyoaktif iyot tedavisi sonrası oftalmopatinin alevlendiği ya da yeniden ortaya çıktığı gibi. Yalnız daha sonraki yıllarda bu konuda birçok gelişme yaşandı. Artık biliyoruz ki erken dönem hipotiroidiyi engelleyebilirsek Graves oftalmopatinin şiddetlenmesini beklemiyoruz. Ya da ortaya çıkmasını beklemiyoruz. Öte yandan steroid eşliğinde tedavide de bu şiddetlenme olmuyor. Zaten 2011 yılındaki ATA guideline'da da Graves oftalmopati sigara içmeyenlerde radyoaktif iyot direkt olarak tavsiye ediliyor. Sigara içenlerde oftalmopati riski çok yüksek olmasına rağmen radyoaktif iyot uygulanmasına karşı bir kanıt bulunamamış. Yine inaktif oftalmopatisi olanlarda da en alt satırda görüyoruz. Radyoaktif iyot tedavisi ATA guideline'da öneriliyor. Yaşam kalitesiyle ilgili bazı yayınlar var. Bunu o yayınları gördüğüm için koymuştum. Daha doğrusu diğer arkadaşların sitesinde koyunca arayıp bulmuştum. Tiroid'de ne isterseniz arayıp bulabiliyorsunuz. Önceden sipariş vermiş gibi. Radyoaktif iyot tedavisi sonrası yaşam kalitesinin düşük olduğu ile ilgili yayınlar vardı. Ama burada da Tweet'te yayınlanan, Tweet dergisinde bir makalede her üç tedavi sonrasında da hastada yaşam kalitesinde bir farklılık olmadığı gözüküyor. Evet, bu özellikle tabii Amerika'da, Avrupa'da, ülkemizde belki sağlıklı rakamlar yok. Radyoaktif iyot tedavisinin oranları hakkında bilgi alalım.
Evet, bu soru sonrasında bir literatür taradığımda 2012 yılında yayınlanmış Birch'in bir yazısını gördüm ve bu beni oldukça şaşırttı. Çünkü ben Amerika Birleşik Devletleri'nde oldukça yüksek olduğunu biliyordum. Bu çalışmada web tabanlı bir araştırma yapılmış ve Amerika'daki 3 endokrinoloji derneğinin üyelerini, ki bu üyeler Avrupa'dan da Amerika'dan da var, sorular sorulmuş. Amerika Birleşik Devletleri'nde %9.7 olduğu gözüküyor radyoaktif yod tedavisi kullananların, ki bu 10 yıl öncesine göre düşmüş. 10 yıl önce %69 civarındaymış. Avrupa'da 10 yıl öncesinde %25 olmasına rağmen şu anda %13'lerde gözüküyor endokrinologlar arasında yapılan araştırmada. Yine başka bir çalışmada İngiltere'de radyoaktif yod tedavisinin %19 civarında kullanıldığı görülüyor. Türkiye'de ne durumdayız? Endokrinoloji Derneği'ni aradım. Türkiye çalışma alt grubunda benzeri bu konuda bir çalışma yapıldığını ama yayınlanmış bir bilgi olmadığını söylediler. 9 Eylül'de ne durumdayız? Döner dönmez endokrinologlarımızla görüşüp bu konuda bir çalışma yapmamız gerektiğini önereceğim. Özellikle oftalmopati konusunda zaten bilgileri aldık. Bu şeyi, bu konuda da fikrinizi öğrendik. Tabii özellikle radyoaktif yodun çok kullanıldığı yer Amerika. Radyoaktif yod aldıktan sonra bu hastaların izleminde ortaya çıkan nodüller, yine iğne biyopsileri yapılıyor. Bu iğne biyopsileri radyoaktif yod tedavisi sonrası güvenilir oluyor mu? Evet, güvenilir değil. Çünkü birçok sitolojik değişiklikler izliyor patologlar. Kronik inflamatuar hücrelerden nükleer atipiye kadar giden geniş bir spektrum var. Bu gerçekten dikkat edilmesi gereken bir konu. Bedesta'da da bu konu uzun bir şekilde kullanılmış ve yer verilmiş. Mutlaka hastanın radyoaktif yod tedavisi aldığını biyopside patoloğa bildirmemiz gerekiyor. Çünkü bu yorumu etkiliyor. Hafif değişiklikleri benign olarak yorumlarken orta şiddetli değişiklikleri önemli belirsiz atipi olarak sınıflıyorlar. Belirgin olan değişiklikleri de karsinom ya da manite yönden şüpheli olarak yorumluyorlar. Evet, son olarak tabii iki tedavi şeklinin maliyeti önemli. Tabii ülkelere göre farklılık gösteriyor. Bizim ülkemizin rakamları yine yok. Radyoaktif yodun maliyeti ya da karşılaştırma maliyetler hakkında kısa bilgi alalım. Evet, tabii farklı ülkelerde gerçekten farklı maliyetler çıkıyor. İngiltere'deki bir maliyet burada. Ama Türkiye'de de bizim herhalde bir eksiğimiz yine gözüküyor. Bu konuda bir çalışma yapmamız gerekiyor. Yalnız 10 milikürlük bir tedavi dozunun 280 lira olduğunu söylemeliyim. Evet, farklı bir çalışmada da total tiroidektomi maliyet etkin bulunuyor. Kullandığınız parametrelere göre, bilimsel çalışmalarda kullandığınız istatistik yöntemlerine göre her türlü sonuçlar çıkabiliyor. Ama herkesin kazanında yiyeceği var. Herkes kendi indikasyonlarıyla davrandığı ölçüde tedavileri var. Ama Türkiye'de benim klinik gözlemim, hastalar atomdan korkuyorlar. Yani radyoaktif yod yerine cerrahi daha çok tercih ediyorlar. Özellikle de bu yapılacak tedavi yöntemlerinin birbirlerine karşı kıyasları da yapıldı. Günün ya da akşamın ilerleyen saatleri birkaç soru alarak oturumu kapatmak istiyorum. Buyurun. Doktor Erol Sert, Mersin. Hocam siz kendiniz hipertiroidi, graves olsa hangi yöntem isterdiniz? Kendinizde ameliyat mı, radyoaktif yod mu? Şimdi benim önerim, cerrah olduğum için ben biraz önceki oturumda da cerrahi tedavinin önemi şu. Ben hekimlik yaptığım süre boyunca tedavi ederken benim için en önemli unsurlardan bir tanesi de şu. Hastanın en az hastaneye gidecek şekilde tedavi edilmesi. Bu yöntemleri seçerken tabii ki Amerika radyoaktif yodu ne için seçiyor? Ucuz olduğu için seçiyor. Seçeceğiniz yöntem benim hayatım benim için bir tane.
Yani ben onun için benim olduğumda farklı davranabilirim. Biz burada mevcut literatürleri söyledik. Onun için de yapıyorsunuz iyotu, etkisi ne zaman başlıyor bilemiyorsunuz. Oftalmopati, hipotiroidi varlığında agrevi oluyor. Yani bunların hepsi çok daha detaylı düşünüldüğü zaman cerrahinin en kolay yönetimi cerrahinin yönetimi. Ben zaten medikal tedaviyi bunun içine sokmuyorum. Çünkü o zaten onunla yapılabilen şeyler orada kalmıyor. Ama alternatif tedavi yöntemlerinin yönetim açısından cerrahi yönetimin ben daha kolay olduğuna inanıyorum. Buyurun Göktürk. Öncelikle teşekkürler. Ben çok kısa birkaç kendi pratiğimden şeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle bir tanıma yer vermek istiyorum. Şimdi subtotal tiroidektomi 5-8 gram kalırsa hani nearly 1 gram. Onu hatırlayalım anlamda vurguladım. Şimdi orbitopati varsa bizim konseyde naçizane bu çıktı mı direkt total tiroidektomi. Hiç bunu tartışmayız bizim konseyde. İkincisi hipotiroidi mesela total tiroidektomiden sonra bizim yine kendi pratiğimizden görüyoruz. Takibi ve kontrolü en kolay komplikasyon görünüyor. Hani sonuçta bir komplikasyon ama takibi en kolay. Onun dışında orbitopati hasarda naçizane 25'e yakın vaka ben takip ediyorum ve gözle de göz bölümüyle ölçtürerek takip ediyorum. Yaklaşık %70 civarında orbitopatinin düzeldiğini total tiroidektomiden sonra kendi pratiğimiz olarak söylüyorum. Hani literatürü hiç karıştırmıyorum. Dolayısıyla özet olarak Graves'te naçizane bizim pratiğimizde total tiroidektomi ön planda görünüyor. Evet, cerrah çok herhalde. Nükleer tıpçı varsa sözü öncelikle ona verebilirim. Sanıyorum Özhan Bey'den başka kalmadı. Buyurun. Güzel bir tartışmaydı. Cumali Bey bir slide gösterdi. O biraz geçti hemen. İyotlu tuzla tanıştığımızdan beri tabii bu işlerin kontrolü çok zorlaştı. Onun için bu insanların tedavisinde ilk planda bana göre hastayı iyotlu tuzdan ve iyotlu maddelerden, bakın şu alttaki remisyon oranlarındaki azalma da orada çok bariz. İyotlu maddelerden, özellikle iyotlu tuzdan bu insanları uzak tutmak lazım. İkincisi, bu insanlarda oftalmopati küçümsenecek bir olay değildir. Çok önemli, çok körlüğe kadar gidebilecek, gözü kaybetmeye kadar gidebilecek bir olaydır. Sigara dumanına, sigaranın aktif veya pasif içiciliğine mutlaka dikkat etmek lazım. Üçüncüsü, bana göre bu insanları tıbbi olarak tedavi etmeli. Çünkü remisyon şansı yüksektir bu insanlarda. Hem cerrahide hem radyoaktif iyot tedavisinde kalıcı bir hastalık oluşacaktır. Bu cerrahi veya radyoaktif iyot uygulanacaksa hastayla çok iyi konuşmak lazım. Bak, sana yaptığımız bu tedaviyle sen ömür boyu başka bir hastalığa maruz kalacaksın. Ve sürekli ilaç kullanacaksın. Ve bir konuda da görüşünüzü rica ediyorum. Basal Graves hastalığında tiroid bezi içerisinde nodül varsa bakış tarzınız ne olur? Radyoaktif iyot tedavisinden sonra değil. Başından beri. Yani Marin-Lenhart sendromu dediğimiz durum varsa sizin yaklaşımınız ne olur? Güngör hocama teşekkür ediyorum. İyodinizasyon ile gerçekten remisyon oranlarında azalma oldu. Bana göre de %30 oranında olan remisyon şansını Graves'te hastalara tanımak lazım. Tabi Graves hastası deyince tek bir tipi tanımlamamak lazım. Oftalmopatisi ve diğer bulgularının varlığına göre değerlendirmek lazım. Kılavuzlarda o bahsettiğim özellikle ATA ve AC2 kılavuzda Graves'li bir hastada nodül mevcudiyeti varsa diğer nodüller gibi değerlendirilmeli diyor ama nodüllerin değerlendirilmesine de elbette ki ultrasonografik değerlendirme, Doppler değerlendirmesi, malignite potansiyelleri ve o şekilde yaklaşım herhalde doğru olacaktır. Şimdi ben tabii oturum uzadı Atakan'cığım, kapatıyorum, dışarıda konuşuruz. Nodül varlığında cerrahi tedavi zaten kılavuzlar öneriyor. Ben sizin başka bir hastalık kavramına katılmıyorum şu nedenle.
Hipertiroidi yönetmek zordur. Hipotiroidi yönetmek kolaydır. Hipertiroidi ilaçların ne zaman, hangi komplikasyon ortaya çıkacağı, bu hastaları hazırlayıp ameliyata verme güçlüğü her zaman kolay değildir. Ama hipotiroidi yönetmek daha kolaydır. Zaten biz başında da söylediğimiz gibi medikal olarak tedavi edilebilir grup için bunu söylemiyoruz. Medikal tedaviyle tedavi edilmeyen grupta alternatif radyoaktif iyot ve cerrahi tedavi yapılmalı. Bu saatte sabrınız için teşekkür ediyorum ve konuşmacılara teşekkür ediyorum.